Evet. Balkondaki güzel çiçeklerimden önce Efe'miz burada yatıyor. Efe kedimiz 3 yaşında. Bu da Minnoş'umuz. 13 yaşında. Minnoş oğlum. Adı Minnoş ama kendisi çok ters sert kedidir. Balkonda böyle mutlu şekilde yatıyorlar. Bu ara sukulentlerim çok güzel olmaya başladı. Hepsi büyüdü. Çok güzel oldu. Bunları size göstereyim. Bunlar tabii hepsi iyi bakım istiyor. Bir emek istiyor. Canlı olduklarından iyi bakarak, su vererek can katmak gerekiyor. Bu da artık büyümeye başladı. Hatta içi boştu bu sukulentin. Taş diyorlar, taş sukulent. Büyümeye başladı. Balkonda da bakmak ayrı bir keyif yani bunlara. Hepsi de birbirinden güzel çiçeklerim bunlar. Yine burada çiçeklerim var. Kaktüsüm var, kocaman olmuş. Kaktüs de kocaman olmuş, evet. Minnoş'un ve Efe'nin kedi otu. Aslında bu konuda profesyonel değilim. Bunu profesyonelce yapan YouTube'da kanala güzel çiçekler var. Kanalın belli botanik bahçesi var. Bunlar hep tecrübeli insanlar. Ama ben de yavaş yavaş amatörce öğrenmeye başladım. Emek verirsen her şey güzel olur. Bunu da yeni aldık. Bu da çok güzel. Tabii yılların 33 yıllık, 34 yıllık çiçeğimiz, kaktüsümüz her yere bizle beraber geldi. Evet, görüyorsunuz çiçeklerimi. Minnoş'un oyuncağı. Şu suları. İkisi de burada nasıl mutlular? Tabii mis gibi. Aşağıda olamıyorlar. Evin içerisinde sanki bahçede gibi kendilerini hissediyorlar. Burada da gayet mutlular. Değil mi oğlum? Efe? Mutlu musun Efe burada? Minnoş'ta arkadaki yere geçmiş sandalyeyi. Minnoş sen mutlu musun oğlum? Bak bakayım şöyle. Minnoş. Uyuyor musun oğlum? Minnoş. Evet. Çiçeklerimizin durumu bu. Tekrar teferruatlı bir çekim yapacağım bir de. Her şey iyi bakmak, emek, toprağını bakımlı yapmak, suyunu vermek. Zamanında ne bol su vereceksiniz, ne çok az su. O dengeyi korumanız lazım.
Ancak o zaman bir şekilde çiçeklerimiz yetişir ve büyür.